İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Bu bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Şimdi bunun, bu sorunun üstesinden sadece Çorum Belediye'mizin, Çorum İl Özel İdaremizin veya ilçe belediyelerimizin, belde belediyelerimizin gelmesi mümkün değildi. Zaten biliyorsunuz köylerimiz İl Özel İdaresi'ne bağlı. Topyekün iş ve güç birliği yapmamız gerekiyordu. Ve biz de bugün onu yaptık inşallah hayırlısıyla. Artık şu anda organlar da teşekkür ettiğine göre bundan sonra kısa süre içerisinde hemen işe başlayıp zaten biz 4 tane böyle barınak kurulmasını da önceden planlamıştık. Bir tanesi Çorum'da, bir tanesi Osmancık'ta, bir tanesi İskilip'te, bir tanesi de Sungurlu'da. Yani böyle 4 tane barınak kuracağız. Sahipsiz hayvanları toplayacağız. Burada gerekli bakımlarını, kısırlaştırmaları yaptıktan sonra hayvanları da orada besleyeceğiz. Önceden biliyorsunuz bu sahipsiz hayvanlar gerekli işlemler yapıldıktan sonra yine doğal ortamlarına bırakılıyordu. Ve bu şekilde olan süreç değişmiş oldu. Artık o kısırlaştırdığımız, bakımlarını yaptığımız, tedavilerini yaptığımız hayvanları inşallah barınakta bu şekilde bakım altında, besleme altında tutmuş olacağız. Tabii hayvanseverlerin de bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Onlara da açık olacak. Zaman zaman onların da ziyaretine, beslemelerine açık tutacağız bu barınaklarımızı. İnşallah ben rol model olacak şekilde, yani örnek bir koruma birliğine imza atacağımızı düşünüyorum.